Erge terapiyi seviyorum. Karacusu Beldesi'nde bulunan ve Türkiye'nin birçok yerinden tedavi için gelen hastalara hizmet veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ergoterapi Ünitesi'nde gelişim geriliği, dikkat eksikliği, otizm, öğrenme güçlüğü bulunan çocuklar tedavi ediliyor. Şimdi başlıyor. Ergoterapi ünitesinde sağlık sorunları bulunan çocukların tedavisinin yanı sıra çocukların günlük hayattaki yaşam aktivitelerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Evet. Evet. Geç bakalım. Aşağı geç. Evet. Aşağıya. Şuraya, şuraya, aşağıya. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ergoterapisti Ebru Nur Kemaloğlu ergoterapi hakkında bilgiler verdi. Ergoterapi her yaştan, her kesimden, her gruptan bireyi bütüncül olarak değerlendiren ve bütüncül olarak tedavi veren bir meslek grubudur. Kişi bize geldiği zaman biz kişiyi hem fiziki, hem duyusal, hem bilişsel olarak değerlendiriyoruz. Akabinde de günlük yaşam aktivitelerini analiz ediyoruz. Ve günlük yaşam aktivitelerinde tespit ettiğimiz problemlere yönelik her kişiye özgü birebir müdahale planı oluşturuyoruz. Ve ünitemizdeki alanlar, materyaller vesilesiyle de tedavimizi gerçekleştiriyoruz. Hem yetişkin için hem de tekrar vurgulamak istiyorum. Özel öğrenme güçlü, disleksi tanılı çocuklarımız için. Bu fizik tedavi hastanemizde ayrıyeten özel öğrenme güçlü, disleksi tanılı çocuklarımıza tedavi veriyoruz. Çocuklarımız bize geldiği zaman psikiyatri servisinden tanılarını alıyorlar. Disleksi tanısıyla bize geliyorlar. Biz çocuğu bütüncül olarak tekrar değerlendiriyoruz. Şimdi disleksi'de en önemli problemlerimizden biri görsel algılama oluyor. Görsel algılamaya yönelik burada ünitemizde aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Tuna Yiğit Ak, az önce çalıştığımız öğrencimiz, bize 6-7 ay önce gelmişti. Hiç harfleri falan okuyamıyordu, harfleri karıştırıyordu. Yaşıtlarına göre okuma ve yazmada problemler vardı, güçlükler vardı. Ve ikinci sınıf olmasına rağmen okuma yazmayı bir türlü gerçekleştiremiyordu. Ve hiçbir yerde de buna uygun bir tedavi alamıyordu. Ailemiz Disleksi Derneği'ne gittiler. Disleksi Derneği'nden ailemize ergoterapi alması gerektiği söylendi ve ailemiz bizi bu şekilde buldu. Ergoterapi ünitesinde çocuğu tedavi gören Zeynep Ak, ergoterapinin çocuğunun gelişimi için büyük bir şans olduğunu belirterek tedaviden olumlu sonuç aldıklarını ifade etti. Biz 2 yıl önce özel öğrenme güçlüğü tanısı, disleksi tanısı aldık. 1,5 yıl kadar ergoterapiden habersiz işte çalışmalarımız oldu. Destek eğitim aldık, özel eğitim aldık. Ancak çok fazla bir yol kat edemedik. 1,5 yılda biz çok uğraşmamıza rağmen harfleri bile tanıyamıyorduk, unutuyorduk. Ergoterapi çalışmalarından sonra 1,5 ay içerisinde 29 harfi tanıyabilir hale geldik. Heceleri oluşturduk, kelimeleri okumaya başladık. Açıkçası başlarken düşünmediğim bir hızda ilerleme kaydettik. O yüzden ben en çok şunu istiyorum. Disleksi tanısı almış ya da işte çocuklarına özellikle bunu çok vurgulamak istiyorum. Aileler çocuklarına dikkat etsinler. Bu çocuklara şöyle yaftalama yapılıyor. Dikkatsiz, her şeyi anlıyor, biliyor ama dersleriyle ilgilenmiyor, tembel. Bunlarla yaftalamayalım. Bu çocuklar ne yazık ki bu şekilde belirti veriyorlar. Harfleri karıştırıyorlar. B'yi, D'yi, P'yi ters yazıyorlar. Koç yazacağı yerde çok yazabiliyor. Bunları çocuklar tembellikten ya da dikkatsizlikten yapmıyorlar. Bu çocukların özel eğitim alması gerekiyor. Aileler bu süreci çok iyi yönetmeliler. Biz ergoterapiyle çok büyük gelişmeler sağladık. Şu an çok mutluyuz. 6-7 aydır bir eğitim süreci alıyoruz burada. İnanılmaz gelişmelerimiz var. Dikkatimiz gelişti.
bu çocukların en büyük sorunudur, dikkatsiz diye yargılanırlar. Disleksi, dikkatsizliği tetikleyen, dikkatsizliği öne çıkaran bir durumdur. Dikkatsiz çocuk diye bir şey yok maalesef. Dikkatini çekemediğimiz çocuk var.